İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümet sözcüsü Lidya Margosyan'ın açıklaması. 30 yıl önce 10 Aralık tarihinde Artsakh bağımsızlık referandumu gerçekleşti. Artsakh Devlet Başkanı bir mesaj yayınladı. Goris Kapan Karayolu'na alternatif hale gelen yollarda neler oluyor? Sünik bölgesindeki 14 okulda mühendislik laboratuvarları kurulacak. Bakü Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Ermeni askeri mevzilerine saldırdı. Garmir Bulur adlı kazı bölgesinde bir Urartu kervansarayı açıldı. 8 Aralık 2021 gündeminde birkaç konu var. 100 yıl önce olduğu gibi Ermeni topraklarının sürekli bölünmesi, yani Ermeni topraklarının soykırım programı ile fethedilmesinin gözlemlenmesi. Batı Ermenistan'ın ve Nahçıvan'ın tarihi topraklarımızdan sonra bölme işlemi Artsakh ve Sünik'e ulaştı. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh ve Sünik'in Ermeni topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, işgallerinin uzun zaman önce başladığını hatırlatıyor. Sevk Antlaşması'nın 92. maddesine göre batı sınırı belirlenmiş ve doğu sınırı henüz belirlenmemiş olan Batı Ermenistan için uluslararası hukuk çoktan bir karar aldı. Açıklamanın tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Garutyunyan, Artsakh Bağımsızlık Referandumu'nun 30. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sevgili yurttaşlar, tam 30 yıl önce 10 Aralık 1991 tarihinde askeri eylemleri ve barışçıl yerleşim yerlerinin bombalanmasının ortasında halkımız bağımsızlık konusunda üst düzey bir referandum düzenleyerek hedeflerimize ulaşmanın yolunu açtı. 2006 yılında kabul edilen Artsakh Cumhuriyeti Anayasası ile yeni bağımsız devletimizin temellerini harmanlayan değerlere ve fikirlere bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Ve bu 30 yıllık yürüyüş ne kadar zor ve kanlı olsa da Artsakh hareketinin değer sürecini sürdürerek ulusal çabalarla devletimizi inşa edip güçlendirebildik. Böylece Artsakh Dağlı Karabağ Özerk Cumhuriyeti zaten bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır ve 1920'de Batı Ermenistan'dan koparıldı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin yasallaştırılması için diğer devletler tarafından tanınmadı. Azerbaycan sınır kontrol noktalarının Goris Kapan Karayolu üzerinde konuşlandırılmasının ardından zorlu konum nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçilmesi zor iki alternatif yolu kaldı. Hot Vora'dan alternatif yolu zorlu geçilen bir yol olarak kalmaya devam ediyor. Vora'dan köyü Şurnuh ve Bartsravan gibi aslında Cumhuriyet'in dışında kaldı. Karayolların hareketi Şunuhayr, Datev, Kapan alternatif karayoluna yönlendirildi. Aynı zamanda Hotvora'dan eski yolunun yenilenmesine başlandı. Yolun bir kısmı genişletildi ve düzleştirildi. Yine de arabalar için bile çok dar geçitler var. Bartsravan'ı Kapan, Datev, Şunuhayr karayoluna bağlayan ikinci alternatif yola gelince neredeyse sıfırdan inşa edildi. Şu anda bu yol eskisinden daha iyi görünüyor. Yol oldukça iyi döşenmiş ve sadece tırlar için değil, arabalar için de erişilebilir. Tek sorun uzaklık. Goris'e ulaşmak için uzun bir çevre yolu geçmek gerekiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesindeki 14 okulda mühendislik laboratuvarları ile bir İHA eğitim atölyesi kurulacak. Proje, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki teknik eğitim tabanını güçlendirmeyi, mesleki yönelimi teşvik etmeyi amaçlayan Ermeni eğitim sisteminde 2011 yılından bu yana mühendislik laboratuvarları Armat kurma programını uygulayan İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği STK'sı tarafından uygulanacak. Böylece artan talepler karşılanacak. Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsakh'ta 588 Armat Mühendislik Laboratuvarı bulunuyor. 10 Aralık günü saat 12 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırının doğusunda bulunan Ermeni askeri mevzilerine saldırdı. Ermeni tarafının misilleme eylemleri sonucunda insan kaybına uğrayan düşman başlangıç mevzilerine geri atıldı.
Savunma Bakanlığı'na göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı durum hakkında düzenli olarak rapor hazırlayacak. 50 yıl aradan sonra aylar önce tarihi kale yakınlarında bulunan Garmir Bulur'da düzenli kazılar başladı. Erebuni Tarihi Arkeolojik Rezerv Müzesi Müdür Yardımcısı Garmir Bulur Şubesi'nin eski başkanı Vahe Sarkisyan şöyle konuştu. İlkbaharda Garmir Bulur'da yağmurlardan sonra ıslak zeminde ana hatları çizilmiş bir dizi duvar gördük. Urartu dönemine ait bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Bu henüz Ermenistan Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan tek anıtsal yapıdır. Alanın mimari planı ve kale kapılarına yakın olan konumu uzmanların 2650 yıllık bir Ermeni ortaçağ kervansarayı ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Kazılar sırasında bölgede çanak çömlek parçaları ve hayvan kalıntıları da bulundu. Yeni kazılar, Urartu öncesi ve sonrası tarihini ortaya çıkarmak, ülkemizin zengin mirasını dünyaya sunmak için Kızıltepe, Garmir Bulur tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Hayro adlı eseri sunuyoruz. Hayro heyranım hay! Hayro heyranım hay! Hayro heyranım! Çori ceylanım! Goreg insani verin arduvok yarug memsi zemle gesikto. Hayro heyranım hay! Hayro heyranım hay! Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.